Kemal ne olur bir şey ele. Yapacak bir şey yok Cazibe, yapacak bir şey yok. Kemal ne demedi? Eleyecek hiçbir şey yok. Mütlak bu vaziyetten çıkmanın bir çaresi vardır he? Yok maalesef. No way out. Yok. Bu saatten sonra bizim yapacağımız tek şey metanetli davranıp başımıza gelecekleri kabullenmek. Başka bir şey yapamayız. Madem bilirdin özünün huyunu, niye içtin baş ayak suyunu he? Aman hemen sıkıştır araya atasözünü, ayıp be. Elbette ki sıkıştıracağım. Ya Sarı Kara Fatma'nın yanında niye benim annem çok yaşlı su böreği pişirer dedin ki he? Kızım nereden bileyim ben, Allah Allah. Ağzımdan kaçtı öyle işte bir kere. Ben nereden bileyim onun gaza gelip sabah sabah su böreği yapacağını ya. Nereden bileyim ya. Mahvolduk ya. Hepimiz öleceğiz. Sana bakayım son kez güzel de kızsın. Vallahi öleceğiz ya. Ya Kemal o vakti bir şey ele. Sen bacaramazsın. Bu fikirden el ayak çek falan de he. Yok ya. Ondan sonra böreğin arasına kıyma diye beni koysun. Ne kadar güzel bir fikir ha. İçine kıyma koymazlar ahı. Ahı. Patlıcan da koymazlar. Çıkardığı malzemeleri gördün. Yoğurt var mı evde zehirlenmeye karşı? Allah ben ne varsa koyuyor içine. Vallahi ben bu mutfak işini çözdüm. Şimdi hamurlarımız burada. Alalım hamurumuzun tekini. Şunu şuraya. Anlamamışız. Şöyle bir unlayalım. Oh! Oh! Bunları alalım bunu. Kim kulak memesi kıvamında mı? Vallahi kulak memesi kıvamında. Açalım şöyle güzelce. Güzelce. Beceriyorum canım ben. Elim şey yatkın şefim yani. Bayağı bildi. Tamam. Hamurumuzu güzelce yerleştirdik. Yeter bu kadar. Malzemelerimizden peynir. Hiç malzemeden kısmamak lazım şekerim. Bol bol. Bak. Oh, peynirlerimizi de güzelce koyduk. Tamam, şimdi ne koyacağız? Peynir tek başına yetmez tabii ki. Kıyma. Ay Allah'ım yarabbim ya. 10 dakikadır çözülmedi bu kıyma. Niye böyle oldu ki? Neyse artık ne yapalım? Fırına verince bir şekilde çözülür inşallah. Şöyle kıymamızı da bastırdık. Artık daha un serpelim. Şöyle şanlı şerefe olsun. Evet, parçasını ayırayım. Neden? Süsleme yaparım onu da üstüne. Bunu da üstüne kapattık mı? Allah şahane. Şöyle çevresine süsledik mi? Bakmıyorsunuz değil mi? Bakmıyorsunuz. Sürprizi kaçar. Bak kızım. Dön arkana. Hadi bakalım. Bakmıyoruz aşkım. Sen devam et. Devam et. Aşkım sen gede özün tek başına yeğersin böreğine eşkinin. Nuş olsun. Kim sen ne yapıyorsun? Gizli gizli spora gidip olimpiyatlara mı hazırlanıyorsun? Kolu mu kırdın ben? Ya şu durumdan çıkardığın şeye bak. Aşk olsun ya. Ağzımızdan çıktı. Yani ağız alışkanlığı. Ben şimdi Simge'ye aşkım dedim diye beni neredeyse döveceksin. Zaten dövmeye başladın. Ayıp ya. İsteyersense diyebilirsen Kemal Efendi. Ama benim otağımda değil. Git bayırda söyle ne diyeceksin. Aşkım şu son yemeğimiz öncesi kavga etmeyelim. Zaten Mortingen olacağız. Gözünü seveyim bir dur. Burada, burada benim. Buyurun. Sen demin bana aşkım mı dedin? Kim? Ben? Dedim mi? Allah Allah. O şey ya. Buranın akustiğinden öyle bir gelmiş olabilir sanırsam yani. Ben büyük bir ihtimal aşkın dedim ben. Aşkın Nur Yengi demiş olabilirim ya. Düdü düdü, büdü düdü, bidi bidi düdü falan filan ya. Hayran sana Kemal sen. 40 yılın başı güzel bir şey söyledin diye seviniyordum ben de. Hayret bir şey ya. Cazı görüyor musun? 40 yılın başı Kemal abim bana güzel bir laf etti diye ben de seviniyordum. Yazık bana. Sen niye öyle diyorsun ki ya? Tut! Bak Cazı de ne kadar hiddetli hiddetli bakıyor. Niye? Bana hak verdi. Dedi Kemal abim niye bir günü olsun dedi. Simge ablama dedi. Güzel bir laf etmiyor dedi. Bak ne kadar sinirli. O da sana sinirlendi. O da sana kızdı. He, çok hislendim Kemal abime. Bak Kemal. Sen birazcık centilmen, aşkına aşık bir adam olmayı beceremezsen Cazi ile el ele vereceğiz. Senin o güzel kaytan bıyıklarını tek 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 yolup eline vereceğiz. Anladın mı? Yolup eline vereceğiz. Neyse hadi.
öp de su böreğini fırına koyacağım. Hayatım şimdi ben bu dişleri böreğe göre hazırladım. Yani böreğe konsantre olurlar böreği yemeği. O yüzden öpüşmeyi daha sonraya bıraksak diyorum ha? Sen de haklısın. Sen de haklısın. Sabırsızlanıyorsun değil mi? İçin kıpır kıpır oluyor börekleri yiyeceksin diye. Şimdi gideyim de su böreğimize bir bakayım. Hadi bakalım bekleyin, bekleyin. Bekleyin. Su böreği oluyor, bekleyin. Bekliyorum aşkım, bekliyorum. Yani acayip sabırsızım. Şu anda var ya kendimi sokaklara atıp yüzlerce kilometre koşmak istiyorum. Run Forrest Run durumuna geçmek istiyorum. Şey yok ya, vallahi rüya gibi oldu. Azıcık daha ol. Rüya. Şimdi, evet sunum için gerekli şeyler birazcık süslememiz de lazım şekerim. Olmaz ki böyle kurkuruya sıradan bir şey. Böyle ittirdik mi bak patlıcanın yakıştığını bak. Yeşil bir gelin, her daim yeşil bir yani lezzetse lezzet, şıklıksa şıklık. Al sana, al sana. Beş yıldızlı otellerde yenmez ayol böylesi. Bakayım biraz daha şunlardan koyalım. Sanat eseri, yemin ederim sanat eseri. Bak, çok güzel oldu, tamam. Hadi bakalım artık fırına verelim. Ay Simge, Allah beni ne etmesin. Bütün güzellikler, bütün şu sebzeler, meyveler hepsi boşa gidecekti. Ya su böreği susuz olur mu? Neyse, her mükemmel insan arada bir hata yapabilir. Hatamızı hemen şöyle telafi ediyoruz. Oh, su böreği de su kapalı olur mu ayol? Su böreği dediğim su bile yapılır. Şimdi oldu. Fırınımızın kapağını açalım. Tamam, şimdi dakikasını kaça ayarlasam? Yarım saatte pişer. Ama ben onu 5 dakika yapacağım. 5 dakika yapınca ne olacak? Bir taşla 2 kuş vuracağım. Hem su böreği olacak, hem çiğ börek olacak. Vallahi billahi ya, şahane bir insanım ben. Suları dökmeden koyabilirsem şahane olacak. Sığmadı biraz. Artık bastıra bastıra. Vallahi. Şimdi ağrımız akıyla gittik. La 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 la. Israrla yapmaya devam ediyor. Allah'ım sen bana bir fikir, Allah'ım sen bana bir fikir ver ya. It's now or never. Ay, vallahi geldi aklıma. Vallahi aklıma geldi. Ev telefonunu ver bana. Verme, ben daha yakınım, ben alırım. 155 polis imdada zeng eyleyeceksen. Sıbat'a zeng eyleyeceğim. Gelin beni kurtarın, Simge börek yapıyor diyeceğim. Deli misin kızım, kendimi arayacağım. Sus, çaktırma. Öz özünü. He, öz özünü. Hayatım nasıl gidiyor vallahi çok güzel. Aa telefon. Baban, baban arıyor. Sus, 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 sus Hulusi Bey. Efendim Hulusi Bey. Günaydın efendim, günaydın. Hayır daha çıkmadım. Çünkü dünyanın en leziz, dünyanın en şahane, dünyanın en güzel böreğini tatmak üzereyim. Onu yedikten sonra çıkacağım. Hayır hemen gelemem efendim. Ha ben hemen gelmezsem siz mi buraya geleceksiniz? Tamam. Tamam hemen çıkıyorum efendim. Hemen çıkıyorum. Of be Simge ya. Of Hulusi Bey çağırıyor. Ya ama bütün böreği tatmadın. Biliyorum. Biliyorum. O böreğin tadına bakamadım ve tadamayacağım biliyorum. Yani kahroluyorum şu anda ya. Mahvoluyorum, paramparça oluyorum. Paramparça aşklar ve börekler yani durumundayım aşkım ya. Of ama biliyorsun gitmem lazım yoksa babam beni mağdur eder. Peki madem o zaman hadi birlikte çıkalım. Tamam hadi çıkalım böceğim. Ve bak böceğim değil, böceğim değil. Aşkım diyeceksin bana, aşkım diyeceksin. Sımsıkı sarılacaksın bana. Farkında mısın? Ne zamandan beri bana güzelce bir aşkım deyip sımsıkı sarılmadığını. Ne yapıyorsun sen ya? Babam beni çağırıyorum. Sen 9,5 haftaya bağladın. Hadi yürü, yürü. Bana baksana ki.
sana bu güzel ellerimle börekler açayım. Sen bir bana aşkım deyip sarılma. Olacak iş mi bu? Zenge, baban diyorum. Hadi gel diyor ya. İş diyorum, sevmedi üç şey diyorum. Geç kalacağız, kovulacağız. Hadi. Annem, gel gidelim. Affına sen. Bırak. Böceğim, başlatma babanın sevmediği üç şeylerden. Öncelikle senin sevdiğin tek şeylerden biri olduğumu göster bana. Sıkı 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 sarıl bana. Sıkı sıkı sarıl bana ya. Ya el alemin adamları, efendime söyleyeyim, Oscar verdi diye kadınları öpüyor, şapur şapur sarılıyor sıkı sıkı. Sen niye bana sarılmıyorsun ya? Niye bana sarılmıyorsun sen? Şimdi bir dakika sarılma olayına, bir kenetlenme olayına. Tamam sarılayım, ne var? Bu kadar ısrar ediyorsun. Tamam, gel sarılayım, gel bakayım. Gel. Aşkım! Canım, canım, canım. Öteyim, ayak lütfen. Ayak derken? Ha, ayak tabii önemli. Oh, oh, tabii. Astroloji! Çok güzel, hayırdır? Ne var? Düşmene mi yaptık kız, ha? He, sabah tezden benim kabağımda sarı garafatmaya eşkim demediğin için sana düşmene pişirmişler. Güzel de hani bunu Bobby terliğimi getir. Terliği getirdikten sonra da al Bobby bu ödülün durumuna. Bağlamasan daha iyi olurdu ama önemli değil yani. Yoğun ve stresli geçen günün sonunda bence bu süper bir hareket oldu. Aa, niye streseledin? Yoksa Hulusi ben sevmediği üç şeyden birini eledin, he? Ya vallahi Hulusi'den daha beteri var be güzelim. Ya sabahleyin buradan Simge'de çıkarken Peker Pekmez bizi gördü Simge'yle beraber. Ve biliyorsun ki Peker Pekmez Simge'yi Barış'ın sevgilisi sanıyor. Olabilir, insan dostunun sevgilisiyle otağdan çıkabilir. Ya, otağdan çıkar da ama yani bizi biraz böyle samimi bir halde gördü de ona biraz böyle keyfim kaçık. Samimi değersen he. Yeni bile şehvetle sarı gara Fatma'yı dodağından öpürdün he. Allah Allah, ne dodağı ya? Hemen emoniyle bağlıyorsun. Yok dodak modak yok, öpme yok kızım, saçmalama. Ne vaziyetteydiniz? Şimdi sabahtan beri Simge carçurt yapıyor ya, yok bana sarılmadın, yok bana aşkım demedin, yok bebeğim demedin, böceğim demedin falan filan. He. He'si yani şimdi ben böyle dışarıdayken hani senin önünde sarılmak istemedim açıkçası. Sen teknik olarak benim kağıt üstünde de karımsın yani, ayıp olmasın diye. Kemal, sözü değişme. Peker Pekmez sizi görende ne inirdi? Ya işte Simge de çok ısrar edince hani şöyle bir sarıldım yani. O anda da gördü yani. He, kucaklaşmıştı. Tabii yani ha. Nece, göster görüm. Nasıl göstereyim? Simge'yi mi çağırayım buraya? Kemal! Göster görür. Tamam gösteririz, ne var bunda? Çekinecek bir durumum yok yani benim. Kalk ya. Ne var yani? Çok normal normal şeyler bunlar yani. Aa Simge. Ha, bu kadar yani öyle elimin şey böyle yaptım gitti. Bu kadar he? Yani biraz daha samimi olmuş olabilme ihtimali var yani, onu söyleyeyim yani. Kemal, göster görüm nece sarıldız. Ama sen de göster göreyim, göster göreyim ya burada göster. Kemal göster görüm nece kucaklaştı sarı kara Fatma'yla. Allah Allah. Tamam yani göstereyim ama bu gösterdiğim gibi olma ihtimali yüksek. Onu da baştan da söyleyeyim yani. Şöyle hani şöyle sarılıp ayağım da kalktı herhalde her ihtiyaç böyle. Böyle bir sarıldım yani ama bunda kafa açılacak bir şey yok. Ters bir durum yok ya. Değil mi? Neydi? Yok eskisi nece bela bir durum olabilir ki? Yeni insan sevgilisine bele sarılabilir, bele deliyebilir, bele de sarılabilir. Ama evli değilse ve otağının kabağında değilse bunu
Menene Ceyli'ye bildin Kemal! Sen bunu Menene Ceyli'ye bildin! Ne yapıyorsun sen? İçinden canavar çıktı. Cazibe denirdin mi sen ya? Allah Allah, sarılıyoruz ya, sana hesap vereceğiz ya. Kırdın her tarafımı ha! Yüreğin sarı garafatmayla kucaklaşmak isterse, istediğin vakit, istediğin yerde kucaklaşabilirsen Kemal Efendi. Hı. Ama benim otağımın kabağında değil! Eğer kucaklaşarsansa otağımın kabağında, peyker pekmez yörende ben sana kömek elemire. Allah Allah! Artist! Sen de yakar kızım. O yüzden beni şimdi iyi dinle. Eşidirem ama hele de çok hırslıyam Kemal. Tamam, hirsle hirsle eşit beni şimdi. Bana bak, peker bizi sarılırken Simge'nin arkası pekere dönüktü. Büyük bir ihtimal Simge'yi tanımadı. Yani öyle tahmin ediyorum. Şimdi eğer peker bana bu mevzuyu açarsa ben ona diyeceğim ki... Hadi be, ne Simge'si, o benim kuzenim de diyeceğim. Olay kapanacak, tamam mı? Yaxşı, ben de sana soruşarım ahı Kemal. Peker pekmez sana her soruşmayacak. Senin kuzenine niye böyle dokuz kollu ahtapot kimi sarıldın? Ya Cazibe, mevzu oraya gelsin. Ben bir türlü uydururum 12 parmaktan. Hallederim konuyu ya. Dans ediyorduk derim, şakalaşıyorduk falan filan derim ya. Yaxşı. Yaşlıysa oturalım şu sofraya da Barış gelip yemeği kamulaştırmadan yiyelim. Gözünü seveyim be. Çok güzel kokuyor. Heyf ki sene düşbere çatmır Kemal Efendi. Özümle Barış'a pişirmişim. Ha, yüreğin düşbere yemek isteyersense, sarı kara Fatma'na bele kucaklayarsan, o da sana düşbere pişirer. Artık kıymayı mı hamurun içine koyar, yoksa hamuru mu kıymanın içine koyar, yoksa hamısını birden su kızdırıcısının içine koyar, ben bilemirem. Nece elemek isteyerse ele eler. Güzel, bak senin karşında şu anda onurlu bir Türk erkeği duruyor, tamam mı? Onurlu bir erkek duruyor. Başlatma düşberenden. Zaten düşbere dediğinde bizim sulu mantı. Bana ne ya? Allah Allah. Ciğerlerimi zaten söktüm vura vura be. İştahım işten kalmadı. Yurtta barış, cihanda barış. Ha, ödümü koparttınız Pekmez Bey. Kopartmada başarılı olduğum gibi silkmede de başarılıyımdır. Ödülünü silkelerim Barış. Sana dilimin altındaki baklayı takdim etmem gerekiyor. Çok teşekkür ederim de. Ben tokum, biz o işi gördük. Sağ olun. Arkandan çevrilen dolapları seninle paylaşmam gerekiyor. Gel biraz benim evde konuşalım, gel gel. Tamam, şey yapayım bir. Yaklaş. Otur. Evet. Her ne kadar bayat bir espri de olsa, konuşmama bu bayat espriyle başlayacağım. Hazır mısın? Evet, hazırım. Öncelikle Metin ol, Feyyaz ol, Ali ol. Şimdi ben böyle bir kafam karışmaya başladı. Peker Bey, bir şey mi anlatmaya çalışıyorsunuz bana? İlginç. Kafanın karışık olması gerçekten çok ilginç. Yani dilin pepelek olduğu gibi beynin de pepelek. Bak, sıkı dur, söylüyorum. Sevgilin seni en yakın arkadaşınla aldatıyor nokta. Hayır. Evet. Göstermezsem şüphelenecek ama en iyisi ben abartayım. Yani biraz bir sarıldılar. Gözlerimle gördüm.
Alo! Ray! Seviyor değil mi? Sen! Çok psikopata bağladım! Tatlım. Evet, ilginç. İlk defa hayatımda kendimden daha manyak biriyle karşılaşıyorum. Düş bire de Eren. Çok güzel olurdu. Kaş ki Barış da gelseydi beraber yeyerdik. Yeni Barış da özümü değirem. Düşbere değirem. Düşbere. Allah benim ne hiç umurumda değil diyorum yani. Tamam anladık bizde düşbere yok. Allah Allah bana bak. Hı. Pekmez gelince mevzuyu açınca bana kızmış gibi yapacaksın o kadar. Yapabilirsin inşallah. Aç bak alacaklı gibi çalıyorlar. Değilsen Barış'tı. Bilemem artık vallahi bilemiyorum ya. Yani. Düşbere var? Ha, var var. Ulan şerefsiz! Sen bunu bana nasıl yaparsın lan? Ne yapıyorsun lan? Manyağın önde gideni ne yapıyorsun? Sen geri lan mevzuyu anlattı şimdi. Rol kesiyorum Kemal. Tamam. Dur bir dakika dur. Aa Barış! Yanlış anladın kardeşim. İzah edebilirim. Allah canımı alsın. Yok. Ne izah edeceksin? Hiç öyle bir şey yok. Kemal! Komiserim her şeyi görmüş. Sen bir de böyle emniyet gemileri gibi benim sevgilime nasıl sarılıyor muymuşsun da? Ne yapıyorsun lan? Gerçekten vurdun. Farkında mısın? Çaktırma. Bekmez bakıyor Kemal. Ne yapayım? Tamam. Yavaş. Vur Barış. Vur ki inlesin. İçinde kalacağına dışında kalsın. Koy suratını. Deli misiniz? Yapmayın. Bir dinleyin. Bir yanlış anlaşılma var. Lütfen. Yaşlı be cacı. Sen ne diyorsun bu Kemal'in, bu Tepelek Barış'ın sevgilisine böyle sarılmasına? Ben kendi gözlerimle de gördüm böyle. Nece? Yeni Kemal, Neni Barış'ın sarı çiyan simgesiyle aldadır he. Arkadaşlar bir dinleyin, saçmalamayın. Allah canım acıdı lan. Kemal, ben de seni arkadaşım bilirdim. Acısın lan dolayı, acısın be. Acısın. Gül kim avradın ola ola başkalarını kucaklamaya hiç utanıp elemirsen. Ne yapıyorsun lan manyak? Öldüreceksin beni. Bir durum da anlatayım ya. Nece anlatacaksan he? Nece anlatacaksan? Evlilik andımıza nasıl hıyanet elediğini he? Ya öyle değil arkadaşlar. Yanlış anladınız. Bakın beni öldüreceksiniz burada ya. O kız Simge değil ki. O kız benim kuzenim. Yani halamın kızı Buse. O şimdi senin halanın kızı kuzenin miymiş mi? Ha. Ne yapıyorsun lan manyak? Ne yapıyorsun? Şöyle biraz kaptırdım galiba inandırıcılık şeyinden ama. Sana şimdi bir kaptıracağım göreceğin günde. Cazibe dediğim gibi yani o benim kuzenim Buse. Affettin değil mi beni sevgili karıcığım? Hayır, affelemirem Kemal. Ben sana inanmıram. Yalan değirsen. Sen ne yapıyorsun? Biz seninle böyle konuşmamış. Saçmalama. Olabilir. Böyle daha inandırmak kimidi? Allah Allah. Barış şuna bir şey söyle. Kaptırdı kendini rolle. Rol yapıştı vallahi. Hadi. Kazibe yenge. Şimdi ben Kemal'e inandım. Yani artık böyle kuzenini de bir kere getirir gösterirse bizi ben tam olarak inanırım yani şimdi. Hani sen de şey yaparsan. Yok Barış yok. Ben inanmıram. Vur. Kazibe yenge inanmıyorsa ben hiç inanmıyorum. Nasılsın oğlum sen? Abi Kemal şimdi biri inanır biri inanmaz kıyamet ondan kopar. Ben de o yüzden şey yapıyorum şimdi çaktırmaya. Kemal bu evden red olup gidesen. Belki evinden uzakta kalan da elediğin şeylerin ne kadar pis şeyler olduğunu başa düşüp peşman olarsan. Ben seni zaten bu plana soktuğum için büyük bir peşmanlık yaşıyorum. Peker Bey yürüyün size gidiyoruz. O barak. Bize mi gidiyoruz? Evet başka nereye gideceğiz ki? O nereden çıktı ya niye bize gidiyoruz Kemal'cim? Bize. İyi gidelim tamam o zaman gidelim. Gerçekten Yaşlı be cacı. Sen emin misin kızdığına Kemal'e? Hı? Kızdın mı? Çok mu kızdın? Hem de çok. İyi o zaman. Gidelim Kemal'cim. Hadi gel. Cazibeciğim diyorum ki bir kez daha düşünsen. Bak bir kere daha düşün diyorum. Elbette ki fikirleşirem Kemal Efendi. Ama sen yanımda olan da ben fikirleşebilmirem. Sana yaşı yok. Yaşı yok. İyi akşamlar efendim.
Şerefsizin oğlu. Şerefimi size bırakabilir miyim? Rahatsızlık verir mi acaba diyecektim ama. Bu akşam ortalık biraz karışıktı Mahmut Hanım. Kusura kalmayın. O zaman biz size rahatsızlık vermeyelim efendim. Yoksa bu kinyaslar size bir şey mi yaptı efendim? Hayır ya, ben bir şey yapmadım. Hayır, yok. Ben de hiçbir şey yapmadım. Elimi bile sürmedim. Ağzım laf yapayım. Bir şey yapmadık. Biz böyle bu saatlerde düzenli baraj kurarız da o yüzden. Yani bence siz şerefsizin cücüğü. Şerefi alın gidin bence yani. Amca sana baba diyebilir miyim? Allah Allah. Oğlum Marlon Brando'ya bu kadar baba denmedi. Ne diyorsun sen ya? Çatlak oğlu bir çatlak, tövbe estağfurullah ya. Neyse efendim, o zaman makbule geçer, sizlere iyi geceler diler. En güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun efendim. Hoşçakalın. Bu nedir ya, bu nedir ya? Efendim siz safları tutun, ben geliyorum. Sen ne acayip bir kadınsın be. Ben senin kocanım be. Ben senin kocanım, senin bana şu yaptığını var ya düşman yapmaz, düşman. Ben senin avradınamsa, sen de benim otamın kabağında sarı garaf atmaya kucaklamasaydın Kemal. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Simge'yi ilk gördüğüm yerde böyle şık göreceğim. Hem de dodahtan öpeceğim, dodahtan. Makbule geçer hanım! Efendim cazibeciğim, yoksa benden bir istirhamın mı olacak? Ah Makbule geçer hanım, bilir misiniz ki bu kinyas yeğeni Kemal bu sabah tezden bir kadını kucaklayıptı. Ne? Biliyordum ben zaten bunu! Tek zar var burada, ne yani tek zarla mı oynayacağız? Ne yapacaksın ki sen diğer zarı ya? Zaten o da öbürkünün aynısı. O zaten bende. Ne demek bende ya? Ben, olur mu öyle şey? Ev sahibi tek zarla oynayacak, misafir çift zarla oynayacak. Bu mudur yani? Ama maalesef, kusura bakmayın ya. Hadi akşam oldu. Düş. Ya düş diyorum çünkü düşeş değil, düş. Olur, o da olur. Kemal, ben şimdi fark ettim. Senin 13 pulun var, benim 15 pulun var. Evet. Niye? Ya toplaması daha kolay, o yüzden. Hadi canım, bu şartlarda tavla oynanır mı ya? Sen hile yapıyorsun aleni ya. Vallahi kusura bakma ama ben de bu şartlarda oynamam ve siz de hükmen mağlup olursunuz. Ve ben bunu kapatır, sizin koltuğunuzun altına veririm yani, kusura bakmayın. Sen benim koltuğumun altına verirsin, ben de bunu bu koltuğun altına veririm, oynamam ya. Oynamaz vallahi, bana ne ya? İndirsene o ayağını ya. Tırnak battı acayip ya. Bütün gün kösel ayakkabı. Mahvoldum ya. Of karımı istiyorum ben. Karımı istiyorum. Cazime beni affet Cazime. Karımı istiyorum. Üç tane ihtimal altımdan çıkmadı Cazime. Karımı. Aslında ben hiç içmedim. Bunları iyicene içirdim. Kelli oldular vallahi. Oo, iyicene yamulduk, enişte sarhoş olduk ha. Cemal! Ben bunları içerim ama sarhoş olmam. Bak bende tam üç tane böbrek var bak. Birinci böbrek, ikinci böbrek, üçüncü böbrek. Yaşımak şaşır. Hadi işte hadi. İçmeyen dibini görmeyen senin gibi olsun ya. Hop da ben yengemi öpeceğim ya. Ben yengemi bir öpeyim. Canım. Ya, yengem. Canım. Valiler, hareketlerine dikkat et, sen benim karımsın ha. Hareketlerine. Senin kafa iyice gitti. Sen bizi çift olarak görüyorsun. Çift. Ege, patlattın bomba ya. Patlattın bomba ya. Patlattın bomba ya. Aytan, Aytan beni affet. Aytan beni affet. Aytan kim ben? Hadi Makbule şerefine, Makbule. Makbule kim ya? Ama Makbule kimse kim be? İçinde güzelleşir, zımarın yatın hadi be. Hayır. Kermin.
Sana dallaklarımı gösteriyorum. Kanatlı. Bak bak. Gerçek. Seviyorum seni mahallelerim benim. Ben bıyıklı olanım, bıyıklı olanım. Onu sev, onu sev. Olursa gidin yatın. Hadi. Gel, gel seninle fantezi yapalım karışım. Ay pekmezim, saçmalama. Ayten, beni affeden sen evine dur, sen evine dur. Hadi iyi geceler. Hadi, 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 hadi gidin. Sofrayı sonra toplarım. Ha, bah, iyi. Sarı sarı sosis kızartma. Hadi hadi, hadi fanteziye gidin. Ay ter peşine kalktım. Benim yastığım ver. Tekmeziye, kapımızı çalmışlar, kapımız yok. Kapımızı kim çaldı? Kapımızı kim? Dur, dur, dur. Biz şey ya, ters yatmışız. Bak yastıklar burada geldi. Oo, o zaman getirin her yer balık kaynıyor, balık. Kel kovanı gördün mü? Ben kel kovanı bulamıyorum. Hey, dertli olan Kemal. Sen misin dertli olan? Sen neden işiyorsun ha canım? Niye işiyorsun sen ha? Çok üzüldüm ben canım. Tekmesin nasıl gönüllere girer? Benim ben. Sen neden Kemal'i öpüyorsun? Söyle ayıptır mı sen? Kocanın ağacını... Sen neden öpüyorsun Kemal'i? Neden öpüyorsun lan? Sarhoş oldun galiba. Ben kendimi bilirim. İşerim ama ayakta da durmasını bilirim. Bizim de devleştin yine ha. Ne? Şah Merdan kardeşim. Bu arada sormaz ayıp. Bu tepsiyi sen niye duvara astın ya? Bundan sonra size bu gece uyku yok. Namahrem geliyor, hadi bakalım. Kimsin lan sen? Ha? Burada. Korkmayın işte, korkma. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Ya ben tek başıma uyuyamıyorum. Ben öyle alıştım. Cazibenden öyle alıştım. Isıtıyor beni yatakta. Siz de beni yatakta ısıtın. Gel, gel, gel. Gel, yenge. Gelin işte, gel. Kemal! Bu adam kim ha? Kızım, ben açıklayabilirim. Hadi uyuyun, ben size açıklayacağım birazdan her şeyi. Uyuyun. Bana güzel bir hikaye. Uyuyun. Yavaş yavaş salın, yorganın içi ısınsın. Üşümeyelim. Yok. Of boncuk, gedek yatak he. Ne başa düşürsün bu acıklı dizilerden diye soruşan biri olmayınca diziye bakmak lezzet elemir he. Ulan Allah'tan sızdılar da kaçtım aralarından ya. Cazibe'de yatmış tabii. Yatar tabii kardeşim, yatar tabii. He, muhabbet edecek adam yok. Hop, devirdi tutuşu. Ne güzel ha. Boncuk, o ses nedir ki hele? Deyesen oğrudur he? Kemal da yok. Tam gelmeli vaktini taptı. Ama sakin ol Cazibe. O oğrudursa sen de bakılı Cazibesin. Kemal'dim, delirdin mi kızım sen ya? Aa, yeter ama ya. Ödüm koptu ha. Ne yapıyorsun kızım sen?
Hadi Simge'ye bir sarıldık diye beni pekere yolladın ama... ama böyle cinayete teşebbüsler, beni öldürmeler falan filan saçmaladın iyice mi? Ne öldürmesi? Ben elebildim ki. Sen Orhusan. Orman ben. Orhusan ne be? Hırsız. Hırsız. Kendi evimi soymaya geldim. Aferin vallahi ya. Vahdi, ne için geldin bu otağa Kemal Efendi? Ne yapacağım senin otağında? Ben çarşafla yastık almaya geldim kızım. Niye? Manidar Hanım sana çarşaf vermedi. Verdi de desenini beğenmedim. Allah Allah. Geleceğim, kendi evimde kalacağım. Alacağım çarşafımı, yastığımı, yatacağım şurada ya. Sen evlenmişsin Kemal Efendi. Bu akşam Peyker Beygiller'de kalacaksın. Kızım be, saçmalıyorsun ama bak gözünü seveyim. Yani sevgilime bir kere sarıldım diye böyle bir gece hak mahrumiyeti. Ondan sonra pekmezin evinde yatmalar. Saçma sapan işler yapmayalım yani. Bu nasıl adalet ya? Adalet istiyorsan evliliğin kanunlarını başa düşeceksin Kemal Efendi. Sen bu otağda ve yakınında benim erim Kemal Kükreyensen. Ne demek istediğimi ben de başa düşmedim ama ele söyledim. Anladık, anladık. Tamam. Allah Allah ya. Haydi. Peyker Bey senin için dargıptı. Dargıptı. Çok özledi. Acayip özledi. Böyle horul horul, böyle motor gibi horluyor adam ya. Kemal! Yeder misin? Uykum geldi. Uykusu gelmiş. Almış eline geyi. Tövbe estağfurullah. Tamam gidiyoruz ben. Nereye kadar ya? Vallahi pijama üstünde kıvrılır bir yerde uyurum. Ama bu... tamam. Ben de geldim, yattım. Keriz ya, nasıl yuttu ya? Ay bin bileğin cadısı, tövbe estağfurullah, ne oluyor be? Cadı sen özündü. Ne yapıyorsun sen, deli misin, nesin? Seni geçireceğim, yakışı. Haydi. Geçiriyorsun zaten devamlı, korkuyorum bak ha. Gecen heyre kalsın Kemal Efendi. Haydi. Açmış da gözlerine böyle duruyorsun, tip ya. Kemal haydi. Yok ben sanmıyorum ya yiyebileceğimi. Böyle içim bir ezik, böyle istemiyorum yani. Hem sen zaten o düşbereyi... Kim o bizim çocuk ha? Barış'la ikinize yetecek kadar yapmışsınızdır, yapmışsındır ya. Bana ne ya? Hiç ele şey olar, he? Olur, sen benim olur. Evimin direği, gemimin küreği değilsen. Ha? Bilmiyorum, öyle miyim yani? Bilemedim şu anda yani. Ele sen, bil bil. Valla mı? He. İyi. Hem bak, teyze erkek etinden pişirmiş hem düşbiri. Çok yakışı oldu. Haybin, hele bu lektör. Erkek eti mi hem de tazesi, ne diyorsun ya? Erkek eti, boncuğun kişisi, koç. Ha, anladım. Koç eti. Kapı. 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 Ha. İstersen beraber açalım. Olar mı? Olar. Olur kız, olur. Olur. Ha, gel. Allah'ım ya. Erkek eti dedin, tırstım ha. Aç. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Bu hanımefendi, avukat arkadaşım Hatimoğan. Bu arkadaşlar da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen Cazibe Hanımcığım. Bunlar mı geçimsizlik Makbule Hanım? Evet efendim, bu kinyas, kinyaslık yaptı Cazibeciğime. Yok, Kemal'ın mene hiç kinyası gelemez. Kemal'ın böyle Hugh Grant kimi hem romantik hem komedi bir böyle kişidir benim erim. Öyle değil. O zaman efendim, biz daha fazla rahatsızlık vermeyelim. En güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun efendim.
Güvercin uçuver. Demek ben hem komik, hem romantik, hem Hugh, hem de Grant'ım ha? Öyle sen. Öyle mi? Öyle. Allah Allah ya. Cazibe, sana bir şey söyleyeyim mi bak. Ben seni tanımadan önce ya böyle bu kadar Hugh Grant olduğumu bilmiyordum ben. Yani daha çok böyle yadigar ejder romantizminde takılan bir adamdım yani. Yadigar ejder kimdi ki? İstersen onu yaklaşıp kulağına söyleyebilirim. Söyle. Ay. Ben tam sen düşbereyi tavaya koyarken tencerenin kabağı elinden bir düşür. Öyle oldu işte. Biz Jim Carrey'nin evde olduğunu unutmuşuz.